Başlıyor muyuz? Çok gergin. Sen niye bu kadar gerginsin? Çünkü Nurgül Yeşilçay geliyor. Bütün konuklarımız birbirinden değerliydi. Nurgül Yeşilçay da çok değerli bir konuğumuz. Hepsi birbirinden değerli olduğu için her gelen öbürkülerden değerli mi oluyor? Bizim için son konuk en değerlisi. Şu an gelecek olan. Şimdi hem sponsorumuz hem de ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Aa evet, sponsorumuz var. Trendyol Hızlı Market. Ben de girdim hemen. Trendyol Hızlı Market bu arada sizin çevre marketlerinizden geliyor. Mahallenizden, yakınlardan. Orada gördüğünüz ürünler, fiyatlar nasılsa eve de öyle geliyor. Güzel bir kampanya. Ne içer? Ben ne varsa alıyorum abi. Soda, moda gibi şeyler al bence yani, alternatif. Tamam, artık olmadı şu benim için. Şu omuzumda. Ne diyordum? İlk siparişinize özel 80 TL ve üzeri siparişlerinizde 40 TL indirim olacak. Haberiniz olsun. Aşağıda linki var. Market siparişlerinizi verebilirsiniz. Trendyol Hızlı Market'e teşekkür ediyoruz. Çikolatalı süt bile aldım. Ne içeceği belli olmaz abi. Ne isterse varmış gibi olmalı, anladın mı? Canım ben bir şey alabilir miyim derse olmalı. Ne? Bu arada biz Nurgül'le tanıştık. Beraber konsere gittik, bir yemek yedik. İlk defa görmeyeceğiz. Önden bir buluştuk, tanıştık ama olsun. Ben nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Sevgili Nurgül Yeşilçay demeyi düşünüyorum. Nurgül abla desem olmaz. Olmaz Nurgül... çünkü senden benden genç görünüyor. Çok güzel, çok genç. Şimdi Nurgül desem birazcık fazla mı olur? Onu soralım biz. Müzisyenlerimiz geliyorlar. Bugün her şey dört dörtlük olacak. Sakın bak, net kaçmıyor. Sakın ola Nurgül Hanım'ın yüzünü çekmediğiniz olmuyor. Bak hanım dedim, dikkatini çekerim. Galiba Nurgül Hanım diyeceğim. Tamam mı? Söz mü? Söz. Yemin ettin bak, hiçbir aksilik yemin istemiyorum. Yemin etmedi, söz dedi. Söz ne? Ceyda. Söz yemindir. Sen niye böyle bir karizmatiksin? Oğlum Nurgül işi çağır. Ama işte o fermuar hep açık. Önemli değil orası. Şimdi tamam hazırız. Bu bok parçasına da mukayyet olun, böyle takılmasın. O zaman kapat, hazırlan, oluştur. Müzisyenle gel, çekmeye devam ederiz, tamam mı? Oluştur işte setup'ını. Hadi git, tamam, hadi git artık. Çok konuştum aşkım. Her şey 10 numara ilerliyor. Ne zamandan beri? El işini yapıyorsun, ne yapıyorsun Aleyna? Kesiyor bir şeyleri. Dora gelmedi. Bu sefer Dora yok. Miray'ın son gelmesi gerekiyordu. İlk Miray geldi, Dora yok. Neredesin hadi? Ha tamam, 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 hadi gel. Tamam, kapıdaymış. Kapıdaymış. Aleyna kapıdaymış. Hadi açarız. Bu kim abi? Vera abi. Kızım. Merhaba. Ne alaka? Abi annesinin işi çıktı. Getirdim Fırat. Mecbur, ne yapayım? Çocuğu evde mi bırakayım? Ay, iyi yaptın. Merhaba, ne haber? Ne yapacağız? Benim yanımda durur abi. Ceyda ile oynar. Oynamazsa benim yanımda durur. Nurgül Yeşilçay'ın kucağına verir şöyle. Yanımda tamam, durur Fırat. Tamam, yapacak bir şey yok. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Bak Vera. Böyle mi geçecek gecemiz? Neyse geç kurul sen. Tamam çocuk olabilir abi. Yokmuş gibi davranın. Yani şey, sen varmış gibi davran. Ben yokmuş gibi yaparım işimi, sorun değil. Duracak ama bizde. Tamam duracak. Ne yapalım çocuğu? Ne yapabilirim? Bak oynuyor işte ablasıyla, da o da bas çalacak. Onun da işi var. O zaman bu akşam çocuk şarkıları çalıyor. Ceviz adam bim bam bom. Sen ceviz adam biliyor musun? Aleyna sen bunu bitir tamam. Hadi herkes çocuğu bırakın. Evet, ya işimize vallahi geçelim. Evet. Defter kalem getireyim mi? Ha tamam dedi, güzel tamam. Resim yapmayı sever. Başka ne gibi huyları var? Uyumludur, sıkıntı çıkarmaz. Altını belki değiştiririz programın ortasında, bilmiyorum. Altına mı? Altına mı? Kaç yaşında? İşte 21 aylık. Ha tamam normal. Tuvaletin var demiyor mu? Bazen diyor, bazen demiyor. O zaman çok da vermeyelim Nurgül Hanım'ın kucağına. Tamam. Maazallah. Ama bu tatlı bir işe bakın. İşte karnı acıkabilir bizim gibi. Bizim burada güzel şey var. Tantuni var, yer mi tantuni? Yer. Yer tabii canım, çocuk yesin yani. Ağırlayalım bari. Efendim. Bunu mu? Sağ ol kardeşim. Bu ne bu? Telsen. Bu ne? Tavşan. Ben de aşırı veli. Aşırılar vardır ya böyle. Tavşan. Ya çocukla mı uğraşacağım, seninle mi uğraşacağım aşkım ya? Dişleri var mı? Şey, galeta yiyebilir mi? Galeta mı? Çocuk mu galeta yiyecek aşkım? Neden? Çok sever çocuk. Galeta mı çok sever? Çubuk vereyim mi? Teşekkür et ablana. Ne bu? İyi misin kız sen? Ne bu böyle? Böyle iletişim kurma şeklin var ya. Çok tatlı ya maşallah. İnşallah Nurgül Hanım da tatlı bulur. Uzun anda gördüğüm en tatlı çocuk. Dora'dan nasıl bu çocuk çıkmış ben şoktayım yani şu an. Kaçta uykusu gelir Vera'nın? Gider abi. Nereye gider? 10, 11. 8 ile 10 arası yatıyormuşuz Vera. İçeride uyuyacakmışız. Bir dakika, Burçin nerede? Aa. O da yeğeniyle gelsin bari de Vera ile oynattıralım. Oyun ablasıyla gelmiş. Neyse Burçin de gelsin, konuğumuz da gelsin, başlıyoruz arkadaşlar.
Pardon, biraz çaldırdım arkadaşlar. Devam et kardeşim. Tamam lan. Daha ne kadar dans edeceğim bu havada? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz Nurgül Hanım diyeceğiz. Nurgül diyeceğiz artık ya. Nurgül Hanım demeyeceğiz. Bilmiyorum, kendisine soracağız ama emin değiliz. Evet, Nurgül Yeşilçay geliyor. Vay anasını ya. Merhaba çocuk. Bir şey söylemek isterim. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Açılışım yapmazsam olmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ay çok iyiyiz. Nurgül Yeşilçay Hanım efendim. Nurgül Hanım kusura bakmayın. Çünkü Dora Bey'in kızı. Evet. Yani annesi müsait değilmiş, çocuğa biz bakıyoruz bu program süresince. Evet. Bütçemiz yetmedi. Bakıcı tutamadık. Düşük bütçeli talk show. Evet. O yüzden. Beraber inşallah. Ne yapayım? Yapayım mı? Ya siz... Ben resim yapıyorum. Peki. Yani izin verin. Ahtapot boyuyoruz şu anda. Ahtapot çok seviyordu değil mi? Evet. Oha. Ben de ahtapot istedim. Çok affedersiniz, geleceğim. Bir şey içer misiniz? Yeşil çay falan. Benim hayatım bu espriyle geçti. O yüzden yaptım. Kesin ya. Herkes yapmıştır. Benim onunla ilgili bir anım Fırat'ın var. Fırat'ın bir anısı var. Bence çok komik çünkü. Biraz şok olacak. Sana Nurgül nasıl diyebilir miyiz? Aa lütfen, ne demek? Ceyda ile onu tartıştık. Ne dememiz lazım diye. Sen ne dedin? Evet yavrum. Evet yavrum. Devam et. Ceyda Nurgül demiş. Dedin mi sen? Evet. Diyemem diyordun. Saygımdan ötürü Nurgül Hanım deme. Ama arkadaş da olduk sayılır. Şimdi Nurgül desem, ulan Nurgül demesem mi acaba diye böyle beynim. Abla desem abla diyemezsin. Çok ay, genç. Ay abla de. Ben bayılıyorum. Gerçekten, abla gerçekten mi? Yemin ediyorum. O zaman Nurgül ablam be. Bir de şeyi be. Çok seviyorum. Ablacım demeyi. Ablacım. Ay. Ablacım. Zaten yapma benim espriler canım benim. Yapma. Yapma. Ben anımı anlatayım mı sana? Anlat hadi. Şimdi Asmalı Konak yayınlanıyor. Ben bir ergenim, tamam mı? Televizyon izlemiyorum. Hele öyle Doğu dizisi falan hiç izlemiyorum. Rockçı genç. Benimkiler de Antepli babamlar. Bayılıyorlar, tamam mı? Asmalı Konak aşağı, Asmalı Konak yukarı. Ama tüm Türkiye öyle zaten. Şimdi ben orada duyuyorum, tamam mı? Nurgül Yeşilçay çok güzel. Nurgül Yeşilçay'a bayılıyorum. Ben şimdi dizi izlemiyorum yani. Ben Nurgül markalı bir Yeşilçay çıktı. Herkes onu içiyor sandım. İlk. Yani ama şöyle sanmadım yani. Aklıma öyle girmiş o olay. Bozuntuya da vermedim. Tamam ya, ben şey yapıyordum dedim. Öyle bir anım var. Aklımda öyle kalmış yani. Böyle saçma sapan bir anım. Çok affedersiniz. Şiir harita dışarıda mı kaldı? Galiba. Havlama duyuyorum küçük. Balkonda ay kalmış. Bakışlara bak. Ya onlar nasıl dışarı çıktı? Onlar hep dışarıdaydı bence. Gir yavrum içeri. Şimdi tamamlandık. Sen ahtapot boyamaya devam et çocuğum. Yap yavrum. Ağlama da şey olmasın. Aslında çok fazla... Efendim. Ha, ver çocuğum. Ay, çocuk ressam olduğumu anladı bak. Sen ressam mısın? Öyle. Aa. Yapıyor. Nasıl bir araştırma bu? Ben size resim Aleyna getirecektim. Bak, neden şey getirmediniz? Getirecektim. Tamam. Senin maymunlu resmini gördüm, çıldırdım. Maymunlu getirmeyecektim tabii ki. Olsun. Herkesten başka bir şey getirecektim. Böyle siyah beyaz bir şey vardı, onu getirecektim. Ay dedim, bunlar beğenmez şimdi beni şey ya yaparlar. Biz lümpen miyiz, niye beğenmez? Ay çok lümpen gördüm ben sizi. Aleyna niye söylemiyorsun bana? Var mı mesajlarda? Ben onu kaçırmışım çünkü benim gözüm NFT'ye takıldı. Ben NFT projeni gördüm. Çok ilginç. Bir poz dizisi çıkıyormuş. Canım sen söyle canım bebeğim. Ne oldu? Beğendin mi? Canım seninle ilgilenemeyeceğim. Tamam. Oğlum. Çocuğunla eğlensene. Ya niye kaplumbağanın içini boyamıyorsun da dışını kaplumbağa boyuyorsun? Kaplumbağa boyattırıyor Nurgül Yeşilçay'a. Yani böyle mantık olamaz şu anda. Çocuğun anıya gel. Evet abi, sonra milyon dolara satılacak falan. Çocuğum bunu 5 yıl sonra izlediği zaman ben ne yaşamışım diyecek, biliyorsun değil mi? Şu an bilmiyor ne yaptığını ama Nurgül Yeşilçay'a kaplumbağa boyatıyor çocuk yani. Şimdi NFT projesi şöyle bir şey. Sadece fotoğraflardan oluşan bir dizi projesi. Eskiden hani fotoğrafmanlar vardı. Evet. Şimdi de storyboard gibi düşün. Asla video yok. Hepsi fotoğrafla. Bastırdığım zaman yan yana bir sürü küçük fotoğraftan oluşacak mı? Bir bütün halinde mesela tabii, şöyle tabii bir şey istiyorum. Güzel olur çünkü düşündüm. Yani. Müzik var altında, dublaj var. Ayrıca yeni fotoğraf tekniklerinin hepsini kullanıyoruz. Ne zaman bitecek? Bitti mi? Çekimlerini bitirdik ama bölümlerini bitirmemiz lazım. OpenSea'de mi satışa sunulacak? OpenSea'de. Aklınızda olsun, NFT meraklıları. NFT öldü dediler. Yok öyle bir şey. Belli olmaz. Bir süre öyle debilir yani. Demediler öyle bakalım ya.
Peki bu trafik kazası yaşanan sette şöyle bir olay olmuş. Oyuncuyu kovalıyormuşsun arabayla. Adama çarpmışsın. Sonra arabayla duvarla direğe birden... Yok, direkle ağaca çarparak... Senden mi dinlesek? Hayır. Şimdi oyuncuya çarpma falan yok. Ama burada öyle yazıyor. Ben sana söyleyeyim. Her şey aman çok abartıyorlar. Kim bunlar? Kimse işte. Kim bunlar? Nereden sen buldun? Sen kimden buldun onları? O buldu. Nereden buldun? Ne? Sen buldun. Sen bulmuşsun işte. Ben Google'a Nurgül Yeşilçay haberler yazdım. Pek bakmadım yani kaynağına. İşte düşük bütçeli ya. Oradan düşük araştırmaları. Yani. Evet. Beraber ikimiz bir şeyler bulup birbirimize atıyoruz. Ya ben gerçekten büyük kaza atlattım ya. Nasıl oldu yani olay? Hızlı arabayla gitmem gerekiyor ve orada da zart dadanak durmam gerekiyor. Tamam. Duramadım. Böyle bir panik oldu. Fren yerine gaza basıyorum. Nasıl basıyorum? İçimden de diyorum ki. Niye durmuyorsun? Ya frene bas, frene bas. El frenini çek falan filan diyorum. Yok abi çat dadanak bir çarptım. Ben böyle buralarım her tarafım. Ne diyorsun? Tabii. Aa bayağı ağır geçirdim. Tabii canım. Peki onun üstüne ne oldu? Ne oldu? Nerede yazmıyor değil mi? Yazmazsınız hiç böyle tabii, şeyleri. Tabii onları evet. Yazmazsınız. Oyuna gittim. Oyun oynuyorum. Abi zart diye bayıl. Bir dakika o yazıyor. Aa, onu soracaktım ama sorumu cevapladı. Seyircinin gözü önünde kız zart diye bayıl. Dedim ki ben bırakıyorum her şeyi. Orada mesleği zirvede. Olmuyor galiba. Ben seyircinin gözü önünde bayıldıktan sonra tabii seyirciden doktorlar var. Geliyorlar diyorlar ki. O sahne oldu yani açılım ben doktorum diye. Yemin ediyorum olmuş. Ben tabii uyandığımda doktorlar böyle üstümde tepemdeler. Peki neden bayılmışsın? Hiçbir fikrim yemek yok. Yemek de yemiyor. Bence yorgunluk yorgunluktandır ya. Hiç iz kalmamış. Kaldı bak biraz yamukluk ha. Bakayım. Biraz yamukluk ha. Yok be. Yaklaş. Senin garip bir genetiğin var abi. Yani. Dikkatim dağılıyor. Yok yani şöyle. Sürekli Ceyda ile tanıştığımızdan beri aynı şey konuşuyoruz. Nasıl hala bu kadar güzel olabiliyor? Sürekli aynı güzellikte kalıyorsun. Bunun canım, sırrı ne? Canım bazı şeyler yapıyoruz tabii. Ne yapıyorsun? Abi fark etmez. Ben sana anlatacağım bebeğim. Bu net bir şeydir. Sorudur nasıl bu kadar güzel kalmış, genç kalmış diye. Kesin merak ediyorlardır. Mesela. Ama o da yorucu biliyor musun? Tabii o da zor. Çok yorucu. Demek ki yorucu bir şey yapıyorlar. Öğrenmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş öğreneceğim. Ayıldığım zaman şeye ağladığımı biliyorum. Ben nasıl bayılırım? O kadar güçlü olmak zorundayım ki şu hayatta sanki. Ama öyle bir avram var ya Nurgül ablacığım. Canım bebeğim. Ama o manada söylemiyorum. Böyle sanki böyle Nurgül ablam her şeyi halleder. Dur bir arayayım o çözer. Anladın mı? Nurgül ablama bir şey olmaz ya. Tuttuğunu koparır bir yapın da var anlatır. Ceyda'cığım ne pardon, yapıyorsun? Pardon çok affedersiniz mikrofonu. Oğlum bu çocuk yerleri çiziyor. Yavrum ev kira yavrum. Gel çocuğum gel kaplumbağa çiz çocuğum gel. Geri çiz. Gel. Biz bir sitede oturuyoruz. Bir sürü çocuk var böyle. Evet. Gerçekten sitenin havuzuna şey yazdırmak istiyorum. En zeki senin çocuğun. Öyle bir bunu şey yazmak var? İstiyorum evet yani. Öyle mi? Senin çocuk zeki mi? Hayır, normal diyor ya. Hadi hadi şimdi kameraların önünde. Sen demedin mi abi çok akıllıdır o bir şey yapmaz. Sen demedin mi abi? Aşırı zeki, fazla zekadan şey yapıyor. O dolansın. Dolan yavrum, istediğini yap. Aynen. Çocuk deyince şimdi biz Nurgül Hanım'ın Nurgül ablamın oğluyla da tanıştık. İlginç bir tanışma anısıydı onu anlatacağım. Ne yaşadı acaba ben de bilmiyorum. Beraberdik o sırada. Güldük ya o tanışma anını etmiş. Neye güldük? Niye bir tek ben mi güldüm? Hiçbir şey yaşanmadı ya. Normal tanıştık. Yaşandı abi şimdi şöyle. Hayko abinin konseri, rock konseri. Jack White'a benziyor senin oğlunun bir. Jack White kim? Bir vibe'ı var şapkasıyla olsun saçıyla manasında. Şey yüz olarak demiyorum. Tamam anladım. Tarz. Yüz olarak Adam Driver zaten benimki. Ben de Adam Driver'ım. Nereden Adam Driver'sın? Ceyda hep öyle diyordun sen. Adam Driver'a benziyor biraz ya. Birine daha benziyorsun. Kim o? Kime? Bak. Tamam anladım ya. Söyle. Anladım. John Wick. İşte be görüyor musun ya? İşte bu. Nurgül ablam ya. Tek tatlı bak. Kimse herkes Memati diyor. Abdüley, Memati Abdüley. Falan. Ben biraz sana da benzetiyorum ama. Biraz bana da benziyor, benziyor evet. Yani. Biraz benziyor. Gözleri ben de Jack White'a benzerim. Zaten çok seviyorum Jack White. Sırf bunu anlatmak için. Aynen abi. Ben zaten Jack White'a benziyorum. Ne zamandır benziyorum? Bir kere adı geçmedi ya evimizde Jack White'ın. Ya evet Fırat ya. Ya ama böyle mi olacak bu program? Her şey Fırat'tan öğrenmem. Anlamadım ya seni. Ben anımı anlatabilir miyim arkadaşlar? Şimdi neyse biz konserdeyiz. Ben dedim ki bu da rockçı bir kardeşimiz diye düşündüm senin oğlunu. Sen tanıştırmıyorsun çünkü oğlunu bizimle. Evet evet tanıştırmayı evet, unutmuş. Evet. En sonunda şöyle dedi. Anne söylesene benim kim olduğumu dedi. Çocuk da bana dedi. Diyor ki. Anne diyor yancı gibi yanınızdayım. Söylesene benim kim olduğumu. Sen tanıştırana kadar ben gerçekten o da bir rockçı Hayko abinin tanıdığı gibi düşündüm ben. Tamam yanlış yaptım. Buradan ben seni savundum kardeşim. Onu söylemek isterim. Peki neden arkadaşları sana Hitler diyor? Ay üf. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Hiç nereden öyle durmuyorsunuz. Nereden duydunuz ya arkadaşlarının lafını? Ne bileyim abi bunlar internette yazan şeyler. Ceyda ya bunlara cevap vermek zorunda mıyım? Ben yok geçebilirsin pas. Tamam geç pas. Niye pasladık ya?
Bir dakika, burada ben bir şey var demek. Ceyda ne derse o. Ben kız tarafıyım valla. Orada yani ben çünkü gördüğüm sizin ilkinizin ilişkisi gayet arkadaş gibi. Tamam öyle zaten. Hayır, niye arkadaşları böyle yapıyor? Baskı mı var acaba diye merak ettim. Ya baskı falan yok. Evi bok götürüyor. Ben inandım açıkçası. Evet. Şimdi bu evi sen nasıl dağıttıysan öyle toplayacaksın kardeşim. Tabii ki toplayacağım. Yürü be. Ben mi toplayacağım? Ben ne olduğunun alakası yok. Aa, ben bilmiyorum, sinirlendim. Yavrum ben ama burada program yapıyorum ya. Vera. Bizim bazı oyunlarımız var aralara giren. Böyle zıt soru soruyorum. Aralara oyunları da yerleştirmek tamam. istiyorum. Tamam mı? Gece. Aynen yavrum. Evet. Seviyorsun sonunda ya. Daha çok benim buradan gördüğüm çiğ köfte yoğurur gibi hareketler yapıyor köpeğim. 5-3-1 saniyede film anlatmamız var. Biliyor musun onu? Fırat anlatacak. 5 saniyede. Biz de bilmeye çalışacağız. Film dizi. Sonra 3 saniyede sonra 1 saniyede anlatmam gerekiyor ama. Çok zor oluyor. Ha, biz rakip miyiz? Evet. Sen kazan o zaman. Bu vazgeçiş daha baştan. Tamam okey. Hazırım. Çok hazırım. Bileceğiz. Biz sendeyiz. Tamam. Güç bizim yanımızda. Yön tabelesi biri yukarıda biri aşağıda. Ceyda. Stranger Things. Biri yukarıda. Kuzey, batı bir şey vardı kuzey, ya öyle güney. Bir şey. Bravo. Ortak alırız. Tamam çocuk çok oldu şu anda. Yavrum önemli bir şey değil. Bildik, yey. Biz kazandık. 3'e geçiyorum şimdi. 3 saniyede anlatacağım. Tamam bunu. Canım izle. Nasıl anlatacağım bunu ya? Bu diziyi ben izlemedim ya. Bir şey kutunun... Olmaz ki öyle. Yapamıyorum ya. Bunu değiştiremiyor musun? Çünkü ben bunu bilmiyorum bu diziyi. Yavrum anladık. Ne istiyorsun? Babam burada. Aha baban. Bu kel olan baban. Dora babanın saçları nerede? Hayır orada değil. Babanın saçları yok. Nerede saçları babanın? Kanka. O senin saçların canım yavrum ya. Canım benim. Ben de dedi ya. Sen de evet. Çok romantik. Sana da bu saçını süpürge etmiş baba. Peki tamam. Bir şeyi aldım. Kutuya attım. Nerede o? Biriktirdin. Bozuk para. Kumbara. Kumbara. Anlatamadım. Gerizekalıyım galiba. Kutunda ne ya. Var? Bu ne abi? Yok bir şey estağfurullah ya. Kara para aşk. İçeride ya. Niye kutu dedin o zaman? Ne bileyim ben. Ne diyecektim? Ne bileyim hapisteki biri nerededir? Aa çok iyiymiş bu. Abi. İşte bu yüzden bir Nurgül Yeşilçay değil. Evet. Babam. Ya böyle de diyebilirim. Aynen kardeşim ben de aynı şey fikirdeyim. Şimdi senin de bileceğin bir şey geliyor. Bir saniyede anlatacağım. Evet. Tamam mı? Tamam hadi. Hemen acil bir müdahale gerekiyor. Doktor. Bravo, işte bu. Aferin ya, Allah'ım. Doktorlar bir daha çekilir bu arada, ben isterim. Ay her anlatan oraya mı geçti? Tabii tabii, çok güzel değil mi? Aa, güzel. Herkes bu koltuğu bir kere tadacak. Evet, Ceyda'cığım. Çaktı valla. Mutfak deyip mutfağa giderlerdi. Çocuklar duymasın. Ay çocuklar duymasın evet. Ben söyledim. Ben söyleyecektim. Hayır ben abi söyledim. Kabul etmiyorum. Ben konu. Ben konuğum oğlum. Tamam sen kazandın. Zaten ben kazandım da. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ceyda. Söylüyorum. 3 saniyede gelsin. Boncuk. Adanalı mı? Evet. Ama bunu Nurgül ablam nasıl bilecek? Ben nereden bileceğim boncuğu? Boncuklu da Adanalı'daki şeyim, ismim. Fırat'ı sürekli yolda boncuk. Boncuk nerede? Boncuk Rıfkı öldü mü boncuk? Ay boncuk ya boncuk. Adı boncuktu bunun çok. Boncuk diye bir oyuncu varmış bu arada. Senin oradan neyine gelmiş. Boncuk? Nerene boncuk? Yani şimdi şey diyeceğim boncuk? Çok saçma olacak. Biz de çeteydik, suçluyduk. Adım da boncuktu. Nasıl suçluyum belli değil ama. Tamam anlatıyorum. Evet. Bir saniyem var. Hangi şehirde yaşıyorsak oraya gelmiş. Ne demek bu ya? Çok güzel anlattın. Zebani ne? Gulyabani. Gulyabani. Dizi olarak düşünürseniz. 10'a kadar sayıyorum. Bilemezseniz patlarsınız. 1, 2. İçinden say. Bak abi yanlış sordu ya. Bence de hiç genelde öyle bir bağlantı kuruyor ki bir tek o anlayabilir. İstanbullu gelin. Ne alaka? Nerede alaka? Nerede yaşıyorsak oraya gelmiş dedim. İstanbullu gelin işte abi. Abi onu mu demek istedin abi? Biz bunu nasıl kaçırdık? Gelin gelmek. Öyle. Benim o kadar IQ'm yok. Ben zaten anlamadım sen. Abi hayır öyle değil. Ama İstanbul'a gelin olsaydı. Evet. Dizinin adı olurdu. Sen doğru. İstanbullu gelin. Dizi bu değil ki. Ben diziyi çok yanlış. Ben gelin İstanbul'a geliyordu gibi hatırladım. Nasıl bir şey diziydi? İstanbullu gelin başka yere gidiyor. Aa öyle miydi? Kimse diziyi bilmiyor peki. Hiçbir şey anlamadım. Diziyi yanlış biliyormuşum. Bu soru pas. Psikolojim şey oldu. Yüksek korkusuyla sürekli ona bakıyorum. Yanımıza oturmak ister misin? Alayım mı seni? Tamam. Ay şu telefon çok güzel ya. İstediğin biri varsa onu Deniz Baysal aldı bize. Biraz önce senin sorduğun bir şey vardı. Yönler mönler. Onun öteki adı gibi. Doğu Batı.
Ne ala? Tam onun rüzgarlısı. Kuzeybatı rüzgarları. Böyle bir dizim var. Bu ne bakış? Dallas. Biraz daha bak. Biliyorum o diziyi. Kuzey rüzgarları. Kuzey rüzgarı. Kuzey rüzgarı dizinin adı. Hareket çekecektim de. Değil mi? Şeyde izleyecektim. Pardon, çocuk var. Otur. Bir ipucu veriyorum. Tabii. Tamam, rüzgar isimleri. Kuzey Rodosu. Kavak yeli ya. Ya ne kavak yeli yavrum? Poyraz Karayel. Poyraz Karayel ile yönlerin ne alakası var ya? Poyraz esiyor ya. Ya ben ne bileyim onu benim. Alakam yok. Çocuk davula gidiyor. Küçük, büyük. Ufak tefek cinayetler. Aferin bana. Nereden bildim ya? Çok iyi, çok güzel. Ben hiç anlamadım onu. Ya küçük, büyük işte daha tamam, güzel anlattın. Güzel anlattın, bravo. Kafa yetmiyor orada. Tamam, bir saniye diye anlatıyorum. Hiç konuşmayacağım ya. Savaşçı! Söz! Yemin! Asker komutanım. Emret komutanım. Evet işte, bravo! Bravo, bravo! Allah üstüme atacağım ben. Bravo. Aferin. Fena değildim gene. Ben kazandım ama oyunu Fırat. Sevinmene gerek. Bilemem. Ama 2-1. Yavrum bunun uyku saati gelmiyor mu? Uyumuyor abi. Oo, uyumuyor. Bataryaya geçilmiş. Davula geçilmiş. Burası. Çal çocuğum. Nerede benim sorularım, muhabbetlerim? Evet. Bütün soruları sormuş olmam dışında hiçbir sıkıntı yok. O yüzden sohbet edeceğiz. Yani aralarda hepsini konuşmuşuz. Aa, şimdi. Yeni dizi var mı? Ben sorayım. En merak ettim. Film var, film. Ha, film var. Evet. Nerede, tabii, ne zaman, nasıl? Aksiyon komedi çektik biz. Ya bu, aa, zaten başlı başına komik, tamam, okey, onun farkındayım da. İnşallah komediyi bizim aksiyon yapmamız üzerinden yapmamışlardır yani. Ama ben şeyi gördüm. Aksiyon yönetmeniniz Koreli falan galiba. Parazit'in yapımcısıyla yaptık filmi. Onu gördüm. O çok sükseli zaten. Dublörler bulundu. Çok yetenekli çocuklar. Onlar üzerinde çalışıldı bir ay falan. Abi Koreli abi bir geldi. Dedi ki ben sizle çalışacağım. Ana! Neyse, öğreneceksiniz biz, dedi. Evet, çalışıyoruz. Ben tabii diyorum ya ne olabilir abi. Ben Tom Cruise muyum diyorum. Bak başından beri Tom Cruise diyor ki helikopteri de ben kullanıyorum. Bilmem neyi de ben adam kullanıyorum. Adam jeti kullanıyormuş. Ben ona çok şaşırdım bu arada. Kullanıyor abi. Bana ne, ben Tom Cruise muyum? Tom kursa ya, gidiyor ama hep bu konuda. Şimdi sizin Z kuşağı ya, beni tanımıyorlardır. Ben nereye tanımıyorum? Şöyle tanıtmak istiyorum. Ben bu ülkenin en önemli aksiyon oyuncusuyum arkadaşlar. Tabii ki o yüzden bana geldiler. Biz de tabii gittik aksiyona. Nurgül ablamın karate filmleri var eski. Tabii. Yeşilçay'ın intikamı filmi var. Neyse abi, işte evet, adam geldi. Bir kere derse çağırdı beni. Gösteriyor işte, sen diyor bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan filan böyle. Böyle yapmadın tabii, değil mi? Gerçekten böyle komik bir dizi olacak. İlk gün gerçekten böyleydi. Tamam. Adam çok sinirlendi bana. Nurgül, Yeşilçay. Sonunda bir aksiyon çektik mi sana? Ya çok merak ettim. Ay herhalde bak, tam aksiyoncu yani ben. Evet. Bir numaralı aksiyon. Cengiz Bozkurt. Oo. Tabii biliyorsun. Ferit Aktu. Onur buldu. Kadro siz iyiymiş ama. Siz birbirinizle mi dövüşüyorsunuz? Onur bulduğunu dövüyor işte. Bence çok iyiydi. Bir sonraki konuğumuz Onur buldu. Çağırdım, belki gelir. Bir şeyler kırdı. Neydi filmin adı? Kim bu aile? Kim bu aile? Tamam. Güzel ama ismi. Bir de böyle hafif Koreli. Kim bu aile? Kim bu aile? Peki yakın zamanda başka proje var mı? Olsun. Yok dedi ya, az önce sordum. Yok. Peki. Müzikal? Müzikal şöyle bir şey var. Bak. Varmış işte. Hayır, şöyle bir şey. TikTok'ta şey. Tamam yavrum, anladık yavrum. Senin projelerin çok güzelmiş yavrum. Pandemi döneminde ben West Side Story'yi bir rap müzikali haline getirip sinopsisini yazdım. Yok artık. Evet. Ben de pandemide işte... Bir bisikletle, bir sevgili el ele. Evde kal. Sokak kamerası olarak işe başladım. Video çektik ya, ne oluyor ya? Eşittir pandemi kanalıdır yani. Şimdi Vera'dan tatlı bir şarkı dinliyoruz. Senin sosyal medya kullanımında çok aktif bu arada, görüyorum TikTok falan. Seviyorsun değil mi? Hayır ya. Nesi aktif? Niye, bir şeyler atıyorsun işte? Kesin başkası atıyor o zaman onu. Hayır, sen seviyorsun yani yeni mecraları değil mi? Ben YouTube'cuyum. Allah Allah. Çok seviyorum. Ne izliyorsun, aa, YouTube'da? Atilla Yeşilada. Atilla Yeşilada şey mi yapıyor? Amcamız. Yemek yapıyor. Finans. Finansçı. Ne dedi? Ne dedi Ceyda? Yemek yapıyor dedim.
dedim adam finansçı. Çok özür dilerim. Yemek yiyebilmemiz için ama finansçıdan bir... Kesinlikle. Bayağı. Çevirme bence hiç. Ay, iyiydi bence. Tek kanalı izlediğine göre öyle YouTube'da çok vakit harcamıyorsun. Harcıyorum. Başka bir yerleri daha izliyorsun. Şeyleri sürekli izliyorlar yani. İzliyorum canım bir sürü şey. Artık ne oluyor ya demeyecek herhalde. Ne oluyor ya diye bir kanal var. Zaten izliyorum. Aa aşk olsun ya. Lütfen yani. Çok inandım şu an. Hayır onu zaten söylemeyeyim diye. Tabii tabii. Ha buraya gelip ben ne oluyor ya izliyorum mu diyeceğim. Arkadaşlar doğru, keko evet. Keko. Azıcık keko oldu. Artık keko da oldum ama. Ne oluyor ya? Senden böyle ileride kanal görür müyüz? Aa bir YouTube kanalı. Normal bir soruydu ya. Vardır ya böyle aşırı büyük tepki. Oo! Ne bileyim belki olabilir. Mesela nasıl bir öneriniz olur? Ne öneriyorsun? Siz YouTube'da güzel sen mesela olur. Çok iyi biliyorsun ya YouTube'u. Ha konuş hadi bakalım. Ne bileyim ben senin neler çekmek istiyorsun. Ben ne bileyim Ceyda yükselince ben de yükseliyorum herhalde diyorum. Doğru bir yerden gidiyorum. Ama ben gördüm TikTok'ta mesela Semira Minta ile bir şeyler yapmışsınız. Evet. Mesela çok jenerasyon farkınız var aslında baktığın zaman. Evet. Ama enerjisi çok böyle seviyorum şey. Seviyorum ben Semira Minta'yı. Çok güzel işte yani. Hani artık insanlar o kadar böyle uçurum yaşıyorlar ki jenerasyonlarıyla arasında. Ya ben aslında boş olsam bayağı TikTok'a düşerim ha. Bir iki videonu izlemiştim ben seni çok iyi. Şu sesini kısıyor ya. Aa evet. Güzel yani. Ya, güzel. Evde sıkılıp sıkılıp öyle şeyler yaptık pandemide. Ya işte al gene kırıldı ya. Sen çocuğa YouTube'dan bir şey mi açtın? Evet. Ne izletiyorsun çocuğa? Ne oluyor ya izlet bari. He? Ne oluyor ya? Ya bırak Allah aşkına şimdi bu. Ne alakası var? Milo'yu açmış orada Baby onu izletiyor. Baby Shark falan izletiyor ya kesin. Baby Shark tuttuğunu. Yeni oyunumuza geçeceğim. Bu sallamasyon sessiz oyunu. Sessiz sinema da mı oynasak acaba? Neyse boşver sonra şey yaparız. Bir gün ekleyebilirim sessiz sinema. Bak mesela bir oyna. Ben sana söyleyeceğim sen anlatacaksın. Deniyoruz sessiz tamam, sinema. Gel, bir sonraki bölümlere gelebilir. Esaretin bedeli. Hep de ilk onu söylüyorum. Hayır. Ha. Anlatıyorum. Anlat. İki kelime. Yabancı. Birincisi. Maymunlar cehennemi. Çok kolay oldu. Maymun olayım diye sana bak burada. Maymun oldum be. Tonga'ya düştün ama şu an. Önce cehennemi anlat desem onu nasıl anlatacağız acaba? Aa yanıyorum falan böyle. Diye Lucifer'dan girecek. E oluyormuş Peki. işte. Evet ne oldu? Oynayabiliriz dedi abi. Konu burada senin maymun hareketi yapman tabii ki anladın mı? Oyun değil yani. Bir şey başka bir konu da buraya gidip maymun edecek halimiz yok. Yani o yüzden ama daha güzel sadece biz yapabiliyoruz. Ha, benim canım ne güzel. Hayır abi maymunlar cehennemi sorma sen de. Ya bir öpeceğim çok güzel. Güzel. Allah'ım ya. Maymun falan. Aşkım beni öper misin? Benim de hani tam burada yani. Burada yani ya hiç göstermedik diye. Gerekirse öperiz. Ha bu böyle bir şey. Size bir ikramımız olacak. Ceyda uzunluk birimleri konusunda inanılmaz. Mesela en uzun ben geminin. Bende de öyle. Ben biraz çok pis sıkıyorum ya. Saçmalama bak en uzun geminin 25 kilometre olacağını söyledi. Öyle yani saçmalama. Buradan sizin ev kadar falan. E olur işte. Nasıl olabilir? Işte. Oley be. Buradan sizin eve kadar gemi mi olur? Bu oyunu çok merak ettim. Bundan 4 sene sonra ya 25 kilometre gemi üretilirse? Kesinlikle. Hayır kimse üretmeyecek. Abi ne yapacaksın o zaman biz seni koyarız böyle YouTube'a benim yeni kanalımda. Nurgül'ün yeni kanalı koydum bunu buraya. Soruyorum. Çok hazırız. Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir? Ben 110 yazdım. 376. 650 sen yaklaştın. Oha manyak mı lan bu adam? Atkisi ye. Şaşırmış. Ceyda'lık soru geldi eyvah. Neymiş? Kilometre ne demek mi? Neden? Eyvah. Hayır daha beteri var. Daha beteri de mi? Hayvanlarla ilgili bir evet. Şey diyorsun. Ama. Ceyda. Tavşanların evet. Gebelik süresi ne kadar? 2 gün al yazayım. Aynen olur. Çünkü 3 de bende. Ya 3 günde nasıl olabilir ya? Ama küçük ya. Küçük tamam da. Küçük olunca daha kısa sürede doğurmuyor mu? İşte kafa sörsen kadın mı? Bak gör. Abi tamam da hayvan ben hamileyim demeden çocuk doğdu. 3 gün abi koca 3 gün. 4 hafta. Yine de sen kazandın ama. Abi biz bu çamurla var ya kesin kazanırız. Sivrisineklerin kaç adet dişi vardır? Dişi. 32. Yuaa. Niye abi neyi eksik? 2 dedim. Neden 2 Ceyda? Şöyle bir şey yaptın değil mi? Öyle 2 tane dişi var gelip sokuyor. Değil mi? Öyle düşünün değil mi? 1 diyecektim ayıp olmasın diye 2 dedim. 47 ama dişi var. Ama ayıp oldu. Ama ben sen kazandın. 32. Bizden daha mı çokmuş dişi? Evet. Aa, abi ne yapıyorsunuz o kadar musun? Dişi ya? Bir tane burnunla iş yapıyorsun. Dünyayı birbirine katıyorsun. Acaba burnu mu? İşte demek ki dişleriyle ısırıyor. Bir dakika nasıl olabilir ya? İnanılmaz. Hazır mısınız? Tabii. Onlar çok hazır gördüğüm üzere. Biz hazır mıyız? Bir kişi 60 saniyede kaç kere parmak ışıklatabilir? Guinness rekorlarına girmiş bu. 2'ye kadar. 132. Bunu izlemek isterdim. 220. 132. Ha 6 değil. 296 bravo Ceyda. Oo, bravo çok Ceyda. Bravo Ceyda. Bravo Ceyda. Bravo. Son sorumuz. Evet. Ceyda'nın sevdiği uzunluk birimlerinden geliyor. Çok. Mavi balinanın en büyüğünün uzunluğu ne kadardır? Mavi bir balina cinsi. 25'e güldüklerine göre 14.
14 ne? Kilometre. He? KM. Eyvah, benden bitir. 14 vardı, kilometre mi? Biliyordum be. Sen kaç dedin? Mavi balinanın boyunu ölçmüyor muyduk? Evet. 26 metre dedim. Yok artık, o kadar küçük mavi balina olacağız. O mavi balina değildir. Deniz kızlarından pay biçtim. Daha sonra konuşacağım. 33 metre tabii ki de. Buradan şeye kadar. Buradan Kadıköy'den Kadıköy. Hayvan. Ben de böyleymişti, anladınız mı? Şimdi ben mi soruyorum? Sen yap hadi bize. Buyurunuz. Ya. Ben her türlü kazanırım bu arada. Eyvah. Sen rahat ol. Yine çünkü ben bu konularda çok iyiyim. Tamam, ben sen ne diyorsan ona şey yaparım. Konuşuldu. Kopya falan çekelim. Aa, çok güzel soru. Bu da çizime geçti anasını satayım. Köpek geçti şimdi çizim. Senin yerine bak, köpek çiziyor. Bir şey yiyecek, bir şey vermeyecek miydik? Şu an iyi. Tantuni söyleyeyim mi? Kesin mi? Şu an iyi diyor ya. Allah aşkına ya. Allah'ım, aç susuz burada böyle. Abi çocuklara babayı bırakmayacaksın işte ya. Gerçekten. Valla soruyorum. Bir karınca kendi ağırlığının kaç katı ağırlığı kaldırabilir? Ağırlığı. 120. Sen 1000 mi dedin? 50. Tamam, ben karınca kazandım. Karınca da çok saçma. İşte. Ama 1000 katı da şimdi biraz hani 1 gramsa... Abi bu kadar ekmek götürüyor alıp. Ya bu kadar ekmeği götüren karınca mı gördün sen? Böyle ekmek götürecek ne? Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmış? Yalnız ayda golf de değişik iş ha. Tabii vuracağımız yere bakmak lazım ya. Çok iddialıyım. 1968. 1971. Güzel. Ama ya, tam kazanıyordu çünkü şeyle. Yani o topa vursan sonsuza dek gidermiş gibi duruyor. Evet. Abi bu nasıl bir soru ya? Bu ne oğlum? Soruyu ben sorabilir miyim onu bilmiyorum. Bakalım, tamam, hazırız. Aralık 2021'de İstanbul'da Yemenli Muhammed... Bu nasıl soru? Yemenli Muhammed Mukbel üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmiş. Bir dakika, yani nereye dizmiş? Tekli mi koymuş, arkalı mı? Üst üste, yumurtaları yukarı üst üste doğru. Koymuş. Tamam. Kaç? 1064. Allah aşkına 1064. O kadar tavuk yok ya. Ben yaparım. O kadar tavuk yok İstanbul'da. Bir dakika abi, sen? Konuğa sinirlenmeler falan. 42. Yok artık, o kadar olur mu ya? Bir dakika, sen şöyle düşündün değil mi? Bir sürü yumurtayı yan yana. Tabii. Böyle ben şöyle düşündüm. Tek yumurta, tek yumurta, öyle. Tek yumurta, tek yumurta. Abi yanlış soru o zaman. Tamam, bir daha cevaplayın o zaman. Tamam, 39. Ne o var ya, çok çakalsın. 1064'ten. Kaç? Bu kadar şova gerek yokmuş. 4. Tam 4 yazacak. Abi zaten sen yumurta ya. Şey yap. Bunun nasıl, niye şey yapmiş ki yani? Ya nereden şey aklına gelmiş? Ben mesela ben niye İstanbul'da yaptığını anlamadım. Herkesin kafası hala çok ben oradayım yani. Peki, devam ediyorum. Evet. İnekler bir günde insanlardan kaç kat daha fazla gaz üretirler? Süt içince gaz yapıyor. Ama o süt içmiyor, ot yiyor. Evet. Yani bu doğru bir bakış açısı. Dibinize yardım etmeniz ne hoş. Ben hiç görmedim ineğin gaz çıkardığını. Göremezsin de belki duyabilirsin. Evet. 8. 32. 200. Ben kazandım. Sen kazandın. Nasıl 200 ya? Öyle gazlı. Sürekli gazlı içindeler. Ama gaz kokmuyor demek ki, ben hiç görmedim. Ya sen kaç kere inek gördün oğlum? Girdik ineklerin yanına, bir kere denk gelirdi suratımıza doğru. Bura nere? Burada da buzağılar var. Fazla buzağa gitmiş olamaz. Bunlar akşama kadar uyur böyle. Bence çok güzel bir soruydu. Bilgilendik ama bu bayağı işimize yarayacak. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anıtsal eksende kaç araba yan yana gelebilir? Sen kaç yazacaksın? Hesap etmeye çalışıyorum dur. 16. 25. 160. Öyle bir saçmalama. 160 araba yan yana yani. Evet, ben kazandım. Ya hayır, öyle bir şey yok, ben kazandım. Ben 25 yaptım. Nasıl öyle bir şey yok? Yemin ya, 16 yazdım, ben gördüm ya. Dünyanın en çok soğuk şaka yapan kızı olarak girmez miydin? Evet. Kime göre şaka? Bütün video. Herkese göre. Komik sonuçta abi, bazıları. Guinness rekorlarını tutan adam gülmüyorsa ne yapacaksın? Gülmesi güler, gerek yok ki şaka. Ben yaptığıma inanıyorum. Anca biz şahit falan oluruz. Bir şey olur. Tamam, soruyorum. Evet. Bir salyangoz bir millik yolu kaç günde gidebilir? Bir mil. 1000 kilometre. Yapma Ceyda bak. 1000 kilometre niye olsun yavrum? İşte 1.6 gibi öyle bir şey yani. Yani 1000 kilometre de yani çok değişik bir rakam değil. Ne? Ya aşkım 1.6 kilometre ile 1000 kilometre arasında fark var. 1000 kilometre Türkiye'nin bir ucundan bir ucu bile daha az. 600. Evet tamam, yani birbirimizi kırmaya değecek bir kilometre. Ya kaç gün sürer? Yapma lan seni. Tamam, bitti süreniz. Tamam, 1,5 gün. Ben 760 gün dedim. Ama sen de Ceyda. Kızaklı kazandı. Nasıl kazandı? Kazandı 115. Ben kazandım 1,5. Kazanabilirdi. Doğru ama aşkım sen daha mantıklı bakmışsın olaya. Abi ben... salyangoz çok yavaş ilerler yani. Ya bir tane animasyonu var ya onun, hızlı evet. Giden. Ben oradan... Tamam, diğer soruyu soruyorum. Bunu bileceğinizden eminim. Kazandığımı artı koyayım bari. Eksik koyayım. Hangi yıl? Geçen yıl. İstanbul Boğazı buz tutmuş ve insanlar yürüyerek boğaz geçmiştir. Aa evet, böyle bir şey olmuştu. Çok güzel bir genel kültür sorusu bence.
Bak Ceyda, vallahi bak. Kırıcım benim ya. Geçen sene yaz ya, utanmasan. Biz niye geçmedik o zaman Ceyda? 2000 yazıyordu da beni önce durdurdu. 2000'lere gidiyor. Kaç? 2000 yazacaktı, 1980. 1980. Ben de 1962 dedim. 1954. Ha. Yes, ben bildim. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Ferhunde Hanımlar kaç bölüm yayınlanmıştır? Bence Ferhunde Hanımlar Guinness rekoruna girmiş olmalıydı. Bunu herkes bilir başlığıyla. 1340. 6537. Abi 4, kaç sene yapar? 4-3000 lira hatırlıyorum sanki ya. 1780 ya. Aşkım. O zaman Deniz Yıldız'ı bu kadar oynadı. Of. Aşkım, günde bir tane yayınlıyorlar. Kaç yıl yayınlandı? 10 yıl mı yayınlandı? Yayınlandı bence. Ben bildim bileli kendimi var. Bir şey söyleyeyim mi? 5 eksiyle vallahi patladım yani. 5 eksi dansı. Ayrılsak da beraberiz de çok uzun sürmüştü. Ya ne yaptın Ayrılsak da beraberiz? 2 sene sürmüştür. En fazla 3 sene sürmüştür. Her günlük diziydi o. Her günlük dizi. Sevgili yapımcımız yeni bir şey çıkar diye düşünüyorum. Her günlük dizi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Tekrar bak. Bitiremiyordu. Doyamadı. Ay hoş geldin. Ay. Ay Vera'yı da buraya alalım. Beraber bitirelim. Ay oğlum çocuğum orada. Umurunda değilim ya şu an gerçekten. Ama eğlendin değil mi Vera? Sevk aldın, keyif aldın mı Vera? İstemedim. Tamam, yeter, sıkıldım sizden. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz gerçekten. Şöyle hemen herkesin de bir kucaklaşma. Ben kazandım. Müziği burada asla duymamamız çok iyi değil. Evet. Ama anlaşıyorlar bak. Anlaşılıyor, evet evet. Bu bütkü de delirsek falan ya böyle. Baba! Bir sonraki bölümde görüşürüz. Burada mıyız? Evet. Kendinize iyi bakın. Şöyle yapınca olmadı ya. Aynı zaten benimki.